Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugün Allah'ın lütfu keremiyle Kur'an-ı Kerim'deki 20. Ey iman edenler hitabını göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 20. Ey iman edenler hitabı Nisa suresinin 29. ayetidir. Rabbimiz bu ayeti kerimede özellikle ticaret konusunda biz Müslümanlara çok önemli bir şey hatırlatacak. Ticaretin nasıl olması gerektiğini, nasıl yapıldığında hak, nasıl yapıldığında batıl bir ticaret olduğunu anlatarak bu hitabında müminlere inşallah değerli mesajlarını iletecek. Buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La te'kulu emvalekum beynekum bil batil mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Hak olmayan, şeriata uymayan ticari yollarla mallarınızı yemeyin. İlla en tekune ticareten an minkum. Ancak karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret olursa o zaman aranızda birbirinizin malını yiyebilirsiniz. Ve la taktulu enfusekum. Sakın ha kendinizi veya Birbirinizi öldürmeyin. İnna Allah'a kana bikum rahima. Çünkü Allah size karşı çok merhametlidir. Merhametinden dolayı yanlış ticaret yapmanızı ve birbirinize zarar vermenizi Allah istemez. Allah bu ayetinde bizlere özetle şeriatın batıl ve geçersiz kabul ettiği yollarla ticaret yapmamamız gerektiğini. Bir. iki ticaret yaparsak bunun mutlaka İki tarafın da karşılıklı rızasına ve hoşnutluğuna dayanması gerektiğini, üçüncüsü de insanların hem kendilerini hem de diğer insanları öldürmelerinin doğru olmadığını anlatacak. Özellikle ticaretle meşgul olan kardeşlerimizin bu dersi dikkatle ve özenle anlamaya çalışarak dinlemelerini tavsiye ederim. Şimdi ayeti daha iyi anlayabilmek için kısa birkaç maddeyle hatırlatmalarda bulunacağım. Birincisi, Kardeşler bir insanın meşru yollardan para kazanıyor olabilmesi için mutlaka düzgün bir tüccar olması lazım. Düzgün bir tüccar olmayan bir insan Allah'ın emrettiği şekilde bir ticaret yapamaz ve haliyle hak olan bir yolla mal kazanmış sayılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Et taciru sadukul emin Doğru sözlü ve güvenilir olan bir tüccar ma'an nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai kıyamet. Kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Şimdi Allah için düşünün. Ödül çok büyük ama karşılığında bize sunulan amel çok normal bir amel gibi. Yani peygamberlerle beraber olacaksın, sıddıklarla beraber olacaksın, Hz. Ebu Bekir'e komşu olacaksın, şehitlerin yanına gideceksin. Subhanallah bunu kim istemez? Karşılığında ne yapacağız ya Resulallah? Düzgün, güvenilir, yalan konuşmayan bir tacir olacaksın. E tamam çok kolay değil mi? Ne var yani düzgün, güvenilir, yalan söylemeyen bir tüccar olmakta? Hadi kardeşlerim meydanlara inin de Allah için emin, adil, kimseyi kandırmayan düzgün bir tüccar olun. Bakın Müslüman olarak haydi buyurun. Allah ve Resulü bir amele çok büyük bir ödül vaat etmişse bilin ki o amel çok zordur. Mesela örnek veriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kız çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirip İslam ahlakıyla evlendiren bir anne babaya o çocukların kesinlikle cehenneme karşı kendileri için kalkan olacağını söylemiştir. O çocukların onlar için cennet vesilesi olacağını bildirmiştir. İki kız çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirmek. Hadi buyurun inin sahaya özellikle yaşadığımız şu toplumda Çocuklarınızı kötü arkadaşlardan mı koruyacaksınız? Tağutların müfsit eğitim sistemlerinden mi koruyacaksınız? İnternetin pisliğinden mi koruyacaksınız? Yani o kadar çok çocuğunuzu koruyacak alan var ki yerine getirmek cidden çok zor. Çok zor. Yani şunu demek istiyorum, şunu anlatmak istiyorum. Ödül büyük, karşılığında bize sunulan amel basit gibi duruyorsa aldanmayın buna. Ödül büyükse amel çok zordur. Sadece biz onu kağıt üzerinde kolay zannediyoruz. Hakikate, realiteye düştüğünde vallahi çok zordur. Bugün gerçekten iki kız çocuğunu yetiştirmek çok zor. Aynı şey ticarette de geçerli. Bugün düzgün, dürüst, aldatmadan, hile yapmadan, alavere dalavereye düşmeden doğru konuşarak bir ticaret yapmak Müslüman bile olsan çok zor. Çok çok zor. Haliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ödülüne nail olmak öyle basit bir şey değil. İşte dedim ya eğer biz hak bir ticaret yapmak istiyorsak, Allah'ın rızasına ticaretimizle ulaşmak istiyorsak, o zaman düzgün bir tüccar olmamız lazım. Düzgün bir tüccar olmadan Allah'ın bu emrini yerine getirmemiz mümkün değildir. İkincisi kardeşlerim, Allah'ın hududuna riayet etmeyen tüccarlar, kıyamet günü fuccarlar olarak diriltilecektir. Allah'ın hududuna, şeriata, İslam'ın prensiplerine uygun ticaret yapmayanlar kıyamet gününde facir olarak diriltilecektir. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam innet tüccar humul fuccar yevmel kıyame tacirler kıyamet gününde facirlerdir. Bunu duyunca sahabe dedi ki ya Resulallah eleyse kad Ahallallahul bey' Allah ticareti helal kılmadı Ticaret yapan bir adam niye facir olsun? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bela. tabi ki Allah ticareti helal kıldı ama lakinnehum yahlifuna ve yuhaddisuna Onlar yemin eder, günaha düşerler, yeminlerine muhalefet ederler. Onlar konuşur, yalan söylerler. Bundan dolayı böyle ticaret yapanlar kıyamet gününde facir olacaklardır." Eğer kardeşlerim biz de Allah'ın huzuruna facir bir tüccar olarak gitmek istemiyorsak Kesinlikle ve kesinlikle biraz sonra ayet içerisinde anlatacağım. Şer'i usullere uygun ticaret yapmak zorundayız. Biz bu usulle ticaret yapmazsak vallahi kıyamet gününde Allah'ın ona facir olarak gideriz ki facir olmak bir Müslümana hiç yakışmayan bir vasıftır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam facir olmamanın, ticarette fucura düşmemenin yolunu da bize öğretmiştir. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste buyurur ki efendimiz "İnne tuccar yub'athuna yevmel kıyameti fucaran" Tacirler kıyamet günü facirler olarak diriltilecek. İlla ve berra ve sadaka. Sadece şu üç insan hariç. Allah'tan korkan, ticaretini takva esasına göre yapan bir. Ticaretinde helale harama riayet edenler iki. Bir de doğru konuşanlar üç. Bunların haricindeki bütün tüccarlar Allah'ın huzurunda fuccarlar olarak diriltilecektir böyle olmak istemiyorsak Allah için ayette biraz sonra anlatacağım şeylere çok dikkat edin. Üçüncüsü bu da çok önemli. Şimdi biz ahir zaman ümmetiyiz. Ahir zaman ümmetinde ticaret yapmak Allah Resulü döneminde ticaret yapmak gibi değil. Niye biliyor musunuz? Ya o dönemde senin ticaret yaptığın insanlar da takvalı. O dönemde senin ticaret yaptığın insanlar da Allah'tan korkuyor. O gün sen hataya düşsen onlar seni uyarıyor. Sen şeriatsızlık yapsan sana nasihat ediyor. Yani o toplumda ticaret yapmak kolay. Çünkü karşındaki muhatap da senin gibi Allah hesap verme şuurunda olan bir insan. Ama ahir zamanda bu bitecek diyor Resulullah. Senin ticaret yaptığın insanlar senin günaha düşmeni isteyecek. Şeriata riayet etmenden rahatsızlık duyacak. Hatta bütünüyle güven, sadakat, adalet, emniyet her şey bitecek. Bakın buyuruyor ki Efendimiz Yusbihun nasu yetebayaun Fela yekadu ahadun yueddil emane İnsanlar o kıyamet yaklaştığında ahir zaman günlerinde ticaret yaparlar, alır satarlar birbirlerine bir şeyleri verirler alırlar ama neredeyse hiçbir tane insan emanete riayet etmez. Neredeyse hiçbir tane insan emanete riayet etmez. Emin olmaz. Güvenilirliğini kaybeder. Hatta yukal Öyle ki şöyle denilir bakın. İnne fi beni fulan raculen emina. Falanca oğulları arasında, falanca kabilede, falanca mahallede, falanca şehirde emin, güvenilir, düzgün ticaret yapan birisi varmış denilir. İşte falancalar arasındaki o emin insanlardan, falan beldedeki o güvenilir insanlardan olmak istiyorsak Allah için emin olalım. Kimseyi aldatmayalım, kimseyi kandırmayalım. Üç kuruşun peşine düşüp de ticaretimize haram bulaştırmayalım. Biz böyle olursak Allahu Teala'nın huzuruna facir değil, inşallah sadık bir tacir olarak Allah'ın rızasına uygun ticaret yapan bir insan olarak gideriz ki bunun da neticesi inşallah Resulullah'a komşu olmaktır. Allah beni de sizi de ticaretle uğraşan bütün kardeşlerimizi de kıyamet günü ticaretiyle cenneti kazanan, ticaretiyle Resulullah'a, Ebu Bekir radiyallahu anhuya ve şehit olan sahabilere komşu olan bahtiyar kullardan eylesin. Evet. Şimdi ayetimizi işlemeye geçebiliriz. Rabbimiz ilk olarak ey iman edenler dedikten sonra buyurdu ki bize La te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Şimdi Ey iman edenler hitabında ben önceki derslerimde de söyledim. Allah her zaman bizim gündemimize bir konu getiriyor. Bakın bugüne kadar kardeşler ne güzel konular gördük. Sabır, şükür, takva yani o kadar güzel konular getirdi ki bizim gündemimize. Her biri ayrı bir değer. İnci'den, altından, ipekten daha değerli. Bugün de bizim gündemimize Allah düzgün ticaret yapmak, batıl yollarla ticaret yapmamak diye bir gerçeklik getiriyor. O zaman bizim kulağımızı dört açmamız lazım. Ya Rabbi, batıl ticaret dediğin şey nasıl olur? Ne yaptığımızda batıl bir ticaret yapmış oluruz? Ne yaptığımızda bundan uzak dururuz? Bize bunu anlat Allah'ım diye kulaklarımızı dört açmamız lazım. Çok önemli bir konu. İnşallah bugün bunu işleyeceğiz. Şimdi biz eğer Allah'ın belirlediği usullere uygun olarak ticaret yapmazsak, şeriatın sınırını muhafaza etmeden bir ticarete girişirsek o zaman kesinlikle ve kesinlikle batıl bir yolla insanların malını kendi zimmetimize geçirmiş bir insan oluruz. Batıl yollarla birbirinizin malını kendi zimmetinize geçirmeyin demek aslında şeriatın usullerine aykırı birbirinizin malını alıp satmayın demektir. Veya birbirinizin malını kendi zimmetinize geçirmeyin demektir. Kardeşler ticaretin kesinlikle üçüncüsü olmayan iki tane yolu vardır. Ticaret. Bir, ya hak sayılan, meşru sayılan bir ticarettir. İki, ya da batıl sayılan, yani meşru kabul edilmeyen bir ticarettir. İnanın bunun üçüncüsü yok. Allah bize bir ticaret hak değilse mutlaka onun batıl olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz eğer batıl olan bir ticaret yapmak istemiyorsak mecburen hak olan ticaret nasıl yapılır bunu öğrenmek zorundayız. Ne yaptığımızda hak bir ticaret yapmış oluruz. Gerçek, şeriata uygun, Allah ve Resulünün rızasına muvafık bir ticaret yapmış oluruz. Bunu öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ bil <بِالْبَاطل> Sözü, yani kendi aranızda birbirinizin malını batıl olan yollarla yemeyin sözü, meşru kılınmayan sebeplerle birbirinizle ticaret yapmayın meşru olmayan yollara tevessül ederek birbirinizle bir ticarete girişmeyin demektir. Peki batıl yolla yapılan ticaret nasıl olur? Örneklendirebilir misin hocam bize? Yani batıl ticaret dediğinizde aklınıza ne geliyor? Ya da batıl yollarla insanların malını zimmetimize geçirmek denildiğinde aklınıza ne geliyor? Bunu gelin beraberce madde madde görmeye çalışalım. Şimdi bunun çok kısmı var. Yani 10 20 30 sınır veremem. Ama birkaç tane toplumumuzda bilinen ve yaygın olan şeklinden bahsedeyim. Birincisi faiz ile mal alıp satmak. Faiz ile mal alıp satmak, bir ticaret yapmak kesinlikle batıl olan bir yolla insanların malını zimmetimize geçirmek demektir. Batıl olan bir yolla iş yapmak demektir. Kardeşlerim, faiz nedir? Hep konuşuyoruz. Bakın faizin farklı açıları var da temel olarak borç verilen bir parayı veya borç verilen bir malı belirli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almak demektir. Faizin temel mantığı bu. Şimdi bu riben nesiye. Bugün bankaların yaptığı, bugün birçok müessesenin yaptığı budur. Mesela seninle anlaşma yapıyor. Sana elektrik veriyor, doğalgaz veriyor, telefon veriyor, birçok hizmet veriyor. Belirli bir fiyatta anlaşıyorsun fatura geliyor. Faturayı gününde ödemediğin zaman senden fazlalığını alıyor. 100 lira fatura geliyor 105 lira alıyor. 1000 lira fatura geliyor 1050 lira alıyor gününde ödemediğin zaman. Tamam gününde ödememek yanlıştır ama bir yanlışa sen niye faiz yanlışını bindirerek ikinci bir hataya düşüyorsun? İşte bu faizdir Allah'ın haram kıldığı bir yoldur batıl yolla ticaret yapmaktır. Batıl yolla yapılan ticaretin bir diğeri ikincisi kumardır. Bir insan eğer kumar yoluyla karşı taraftaki insanın malını kendi zimmetine geçirirse Allahü Teala'nın batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin ayetine muhalefet etmiş olur. Kumar nedir? Kumar da kazanan kişinin kaybedenden bir şeyler alacağı şart koşularak oynanan her türlü oyun yapılan her türlü iddialaşmadır. Galip gelen mağlup gelenden bir şey alacak. Ne olduğu önemli değil. Ve bunun üzerine iddiaya girecekler. Bunun üzerine oyun oynayacaklar. Bunun adına siz ister totoloto deyin, ister at yarışı deyin, ister futbol deyin, ister ne derseniz deyin. Bu kumardır. Bu yolla elde edilecek her türlü para batıl yolla elde edilmiş bir paradır. Üçüncüsü kardeşlerim hırsızlık. Hırsızlık da batıl bir yolla elde edilmiş paradır. O da bu kapsamdadır. Hırsızlık korunan yani sahibi tarafından e, muhafaza edilmiş olan mala yönelik bir tecavüzdür. Adam malını koruyor, koruma altına almış, sen onu gizli gizli almaya çalışıyorsun. Bunun adı hırsızlıktır. Bu da batıl yolla malı elde etmektir. Dördüncüsü gasp. Gasp yaparak da birlerin malını almak, zimmete geçirmek batıl bir yolla insanların malını yemek demektir. Peki gaspla hırsızlığın farkı ne? Bakın gaspta mala zorla sahip olma, malı zorla ele geçirme söz konusudur. Argo tabirle mala çökmek demektir. Hırsızlıkta ise zorla değil, gizli gizli alma söz konusudur. Yani birisinin malını gizli gizli bir takım hilelere başvurarak almaya çalışıyorsan bunun adı hırsızlık. Göstere göstere gidip adamın malına çöküyorsan bunun adı gasptır. Bu da haramdır. Beşincisi yalan söylemek. Ticaretin helal, sattığın ürün helal ama bu ürünü satarken araya haram olan yalanı karıştırıyorsun. Böylesi bir yola başvurarak ticaret yapmak da batıl bir yolla ticaret yapıp malı kazanmak kapsamındadır. Bu da haramdır. Mesela doğru olmayan bir rakam zikredip abi malın gelişi bu kadardır demek yalandır. Yine mesela doğru olmayan bir rakam zikredip abi bu fiyata verirsem zarar ederim demek yalandır. Sen zarar ediyor musun kardeşim bu fiyata? Etmiyorsun. E niye yalan söylüyorsun? Eğer sen bunu söyler de malın farklı bir gelişi söz konusu olursa kesinlikle yalandır, kesinlikle haramdır. Yine mesela mala ilişkin doğru olmayan bir nitelik zikrederek malı satmaya kalkarsan malda olmayan bir vasfı zikrediyorsun. Bu da batıl bir yolla malı kendi zimmetine geçirmek demektir. Bu da haramdır. Altıncısı aldatma. Aldatarak, alavere dalavere yaparak, hileye başvurarak bir insana mal satmak yine aynı şekilde وَلَا تَأْكُلُوا beynekum bil بِالْبَاطِلْ ayetine dahildir. Bu da haram olan bir yoldur. Peki kardeşlerim aldatma nasıl olur? Az önce son maddede zikrettiğim şey buna dahildir mesela. Malı olduğundan farklı göstermek. Malda olmayan bir şeyi zikretmek. Ya mal örneğin 3 edecek bir mal sen onu 5 edecekmiş gibi anlatıyorsun. Haram. Aldatma. Kesin günahtır. Mesela abartı yapıyorsun. Mesela markada hile yapıyorsun. Örneğin diyorsun ki abi bu falan markanın ürünüdür. Oysa değil. Yine mesela son kullanma tarihinde oynama yapmak. Ayın 24'ü son tarihi. Sen onu siliyorsun. Falanca ayın 24'üne erteliyorsun. Bugün özellikle mesela peynirlerde, süt ürünlerinde bunu çok yapıyorlar. Sucukta bunu çok yapıyorlar. Bu da aldatmadır. Yine mesela özelliklerinde yanıltma yapmak. Bir mal satıyorsunuz. Malın özellikleri var. Siz bu özelliklerini yanıltıyorsunuz. Mesela diyelim ki blender satıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2000 devirde döner. Oysa blender bin devirde dönüyor. Yine mesela yüzde yüz pamuk ürünüdür bu diyorsunuz. Havlu satarken, elbise satarken, gömlek satarken. Oysa içerisinde yüzde yirmi oranında polyester var mesela. Bu yanıtmadır. Niye yapıyorsun? Yine mesela bir depoyla bin kilometre gider abi bu araba diyorsun. Bir depoyla yedi yüz kilometre gitmiyor. Bakın bu da özellikle yanıltmadır. Neyse onu söyleyeceksin. Ya da tahmini bir şey ifade edeceksin. Diyeceksin ki abi bir depoyla bazen 700, bazen 800 veya bazen 750, bazen 850 gidiyor. Aldatmayacaksın, kandırmayacaksın. Vasıflarını ketmetmeyeceksin. Bunların her biri aldatmayla ticarettir. Malınızı batıl yollarla yemeyin ayetinin kapsamındadır. Son olarak kardeşlerim, kusur gizleme. Kusur gizlemek de bu ayetin kapsamındadır. Çünkü kusur gizleyerek yapmış olduğun ticarette karşı tarafın malını batıl bir yolla cebine indirmiş olursun. Haramdır. Peki ne yaptığımızda biz kusur gizlemiş oluruz? Mesela bir malın var olan eksikliğini söylememek kusur gizlemektir. Arabanızın bir sıkıntısı var. Siz bunu bildiğiniz halde karşı tarafa söylemiyorsunuz. Bu haramdır. Yine bir malın tespit edilmesi zor olan veya bir araba diyelim, araba örneğinden gidelim. Tespit edilmesi çok zor olan bir kusurunu gerçekten ketme diyorsunuz. Yani görünürde adam baksa veya bir ustaya gösterse bilinemiyor. Kusur gizli bir yerde. Sen biliyorsun ama. Ustaya götürdük kardeşim ne yapayım? Usta baksaydı diyorsunuz. Kardeşim sen biliyor mu bunu Biliyorsun. Bildiğin halde gizlersen bildiğin halde söylemezsen haramdır, ketimdir. Allah'ın bu ayetinin kapsamındadır. Sen kıyamet günü Allah'ın huzuruna facir olarak gideceksin. Bu kadar. Yine mesela bir malın söylendiği zaman karşı tarafı ticaretten vazgeçirecek her türlü vasıflarını gizlemek de aynı şekilde bu kapsamda değerlendirilir. Senin araban var. Sen arabanın bir vasfını söylersen karşı taraf ticaretten vazgeçecek vazgeçmesin diye söylemiyorsun. Haramdır. Kardeşler bunun örneklerini acayip çoğaltabiliriz. Bugün birçok insan maalesef böylesi bir ticaret içerisinde. Aldatıyor, hile yapıyor, ketme diyor, kusurları gizliyor, anlatmıyor. Bunların hepsi haram ya. Bunların hepsi Nisa 29'un kapsamındadır. Mallarınızı batıl yollarla yemeyin ayetine dahildir. Bir insan bu saydığım bütün vasıflarla ticaret yaparsa kesinlikle haram işlemiş olur. Uzak durmamız lazım. Ben özellikle bu saydığım maddede dört sınıf insana nasihat etmek istiyorum. Bunlardan birincisi galerciler. İkincisi emlakçılar. Üçüncüsü telefoncular. Dördüncüsü elektronik eşya satan herkes. Bakın her sektörde, her kurumda, her ticarette bu saydığımız vasıflar olabilir. Ama özellikle bunlar galericilikte çok fazla. Emlakçılıkta çok fazla. Telefonculukta çok fazla. Yine elektronik eşya satıcılarında çok fazla. Mesela içinizde bazı kardeşlerimiz galerici, bazıları emlakçı. Hakikaten yani şahit olmuyor musunuz arabaların kusurlarını gizlemeye veya olan kusurları anlatmamaya veya hile hurda yapmaya? Bunların hepsine şahit oluyoruz. Mesela adam ne yapıyor biliyor musunuz? Arabayı gösteriyor. Adam bakıyor, tekerleri, boyası, cantları dört dörtlük. Adama arabayı teslim etmeden önce tekerlerini değiştirtiyor. Oysa sen böyle göstermedin. Bak bu aldatma, bu hile haramdır. Veya emlaktan örnek vereyim. Bir yerin değeri diyelim ki bir milyon. Yani çatlasan bir milyon yüz etmez. Ama sen bir anlatıyorsun, bir abartı yapıyorsun. Diyorsun ki bin beş yüz eder. Adam da senin samiyetine, sakalına, Müslümanlığına güvenerek alıyor. Ondan sonra zarar ediyor adam. Ya bu da hile. Mesela telefoncusun. Diyorsun ki abi hiç açılmamış. Ben anlamam. Gittim. Sakalına baktım. Müslümanlığına baktım. Güvendim. Aldım. Daha sonra satarken insanlara dedim ki abi kesinlikle açılmamış. Güvendim ya sana. Sonra birisi aldı baktı. Ya abi utanmıyor musun bu sakalınla? Bu telefon açılmış dedi. Ne olacak? Bak sen beni kandırdın ya. Yalan söyledin. Aldattın beni. Yine mesela diyelim ki siz elektronik eşya satıyorsunuz. Az önce blender örneği verdim mesela. 2000 devir dediniz 1500 devirde çalışıyor. Değil mi kardeşim? Yani kardeşler bunları her sektöre uygulayabiliriz. Bakın ben koku işiyle meşgulüm. Bizim sektörde alası var. Yani öyle hileler var ki mümkün değil. Kokucu adam farkına varamaz. Ama biz allamul guyub olan, her kaybı bilen, insanları gören, gözeten bir Allah'a iman ediyoruz. Evet falanca kokucu bilmeyebilir ama bizim tepemizde bizi gören bir Rabbimiz var. Biz onu nasıl kandıracağız? Kıyamet günü gittiğimizde meleklerin kameralarından nasıl kaçmış olacağız? İşte görmediğimiz Rabbimizden korkarsak Allah'ın izniyle böylesi hileler, böylesi hurdalar, böylesi aldatmalar yapmayız. O nedenle kardeşlerim. Bakın bu dört sektörü özellikle zikrettim ama siz bütün ticaret alanlarına bunu yayabilirsiniz. Geçici kazanç hırsına kapılarak ya da anlık para kazanmanın getirdiği zevke aldanarak sakın ha mallarınızın kusurlarını gizlemeyin. Mallarınızı abartmayın. Mallarınızda yalan söylemeyin. Mallarınızla hile hurda yapmayın. Yapmayın abi. Tamam para tatlı gelir bazen ama Vallahi Allah kıyamet gününde bizi facir dirilteceğini söylüyor. Niye böyle yapalım? Niye Rabbimizin emrine, buyruğuna ters düşelim? Bunları yapmamaya gayret edelim. Kardeşlerim, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin ayetinin içerisine haksız miras malı yemek de girer. Çünkü miras zimmete mal geçirmektir. Yani ölen birisinin malını alıp kendine aktarmaktır. Allah ne diyor? Batıl yolla Birbirinizin malını almayın. Eğer benim hak etmediğim bir miras benim zimmetime geçiyorsa bu da aynıdır. Bu da bu kapsamda. İlla ticaret olmasına gerek yok. Yine mesela fakir olmayan birisinin sadaka alması, infak alması, tasadduk alması kesinlikle bu kapsamdadır. Zengin bir Müslüman sadaka alamaz. İmkanı olan bir Müslüman fitre, zekat alamaz. İmkanı olan zengin sayılan bir Müslümanın Müslümanların infaklarını, tasadduklarını alması caiz değildir. Alırsa batıl bir yolla Müslümanların malını cebine indirmiş olur. Haramdır. Özellikle bazı esir yakınları, bazı mahkum yakınları, bazı şehit aileleri bu hataya düşüyorlar. Mesela şehit eşinin 10 tane bilirzii olmuş. Hala Müslümanlardan para alıyor. Ya Allah'tan kork ya. Ekmek bulamayan, kira ödeyemeyen, faturasını yatıramayan bir sürü aile var. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Yani senin şehit ailesi olman veya esir ailesi olman, senin bu parayı almanı sana helal kılmaz ki. Sen zengin olmuşsun artık. 10 tane bilerzik var. Belki yeküne uğursan 1 milyon para ediyor, 500 bin TL para ediyor. Sen artık zengin sayılıyorsun. Niye Müslümanların böyle parasını alıyorsun? Bunlar doğru değil. Yine mesela kardeşler, karılarımızın mihirlerini, onların rızası olmadan almak da kullanmak da kesinlikle bu kapsamdadır. Veya gelinlerimizin mihirlerini de diyebiliriz. Özellikle bazı doğu illerinde geline verilen mihri kayınbabalar düğün masrafı diyerek alıyorlar. Bu caiz değil. Bu da haksız yere malı zimmete geçirmek demektir. Bu ve bunun gibi yüzlerce madde la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl ayetinin kapsamındadır. Siz bunu düşünüp çoğaltabilirsiniz. Bundan sakınmak, bundan uzak durmak lazım eğer iman eden bir kul isek. Kardeşler burada çok önemli bir nasihat yapacağım. Şimdi Allah bizi haram yolla mal yemekten sakındırıyor. Biz eğer ticaretin fıkhını bilmezsek, helal yolla ticaret nasıl yapılır bunu öğrenmezsek o zaman ister istemez haram olan yolla ticaret yapmış olmaz mıyız? Bakın ticaretin olması gereken şeklini bilmeyenler isteseler de istemeseler de harama düşerler. Ticaretin olması gereken şeklini İslam'ın öngördüğü ticaret ahkamını bilmeyenler, imkanı olduğu halde öğrenmeyenler bunlar isteseler de istemeseler de harama düşerler, faize düşerler, bu saydığımız birçok kusura düşerler. İşte siz hak olan bir ticaret yapmak istiyorsanız batıl olan ticaretlerden uzak durmak istiyorsanız yapacağınız şey ticaretin fıkhını, ahkamını, Allah ve Resulünün ticarette sizden beklediği şeyleri öğrenmektir. Ne dedi Allah Resulü? Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim talep etmek. Her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Bugün bizim esnaf kardeşlerimizin en büyük problemi işte ilmi hal dediğimiz bu bilgiyi öğrenmemek, konularıyla alakalı olan bu fıkı talim etmemektir. Ömer radıyallahu anh diyor ki: "La yeb'i fi aswaqina illa men tefakka fi din." Dinde fakihleşmiş, fıkı bilmiş olanların haricinde hiçbir kimse bizim çarşı ve pazarlarımızda ticaret yapmasın. Yine yani Ali radıyallahu anh diyor ki: "Men ittecara kabla en yetefakka irtatama fi'r riba." İrtatama fi'r riba, irtatama fi'r riba. Kim fıkhını öğrenmeden ticaret yaparsa kesinlikle faize düşer, kesinlikle faize düşer, kesinlikle faize düşer. Bunlar selefimizin sözleri. Rastgele söylenmiş sözler değil. Çünkü gerçekten ben de şahit oluyorum. Kardeşler bazen kendi aralarında ticaret yapıyorlar. Anlaşmalarına bazı ma maddeler ilave ediyorlar. Resmen faiz. Sen uyarıyorsun kardeş bu faiz ya. Sen nasıl böyle bir şart koşabilirsin? Sen bunu uyardığın zaman adam diyor ki hocam bilmiyordum. Ya bilmiyorsan niye öğrenmiyorsun? Allah'a özür olarak sunabilecek misin bunu? Allah sana şunu diyecek. Öğrenseydin. O nedenle Allah için bu dediğim şeylere riayet edelim. Ticaretimizi batıl yollarla değil hak olan yolla yapmak suretiyle Rabbimizin rızasını kazanıp bu ayetle amel etmiş bir Müslüman olalım. Sonra Rabbimiz dedi ki illa entekune ticareten anteradim minkum. Sizin aranızda karşılıklı bir Rızaya dayanan ticaret olursa o zaman müstesna. O zaman birbirinizin malını alabilirsiniz. Yani biri alır, biri satar. Bu alım satım karşılıklı rızaya dayanıyorsa herhangi bir zorlama, herhangi bir baskı, herhangi bir iradeye ipotek söz konusu değilse o zaman böyle bir ticaret caizdir. Böyle bir ticaret yapabilirsiniz diyor. Kardeşlerim ticaret en helal yollardan birisidir para kazanmanın en helal yollarındandır. Ama ticaretin helal olabilmesinin yine en temel şartı karşılıklı rızadır. Alan da satan da hiçbir baskıya maruz kalmadan kendi öz istekleriyle bu ticareti gerçekleştirmelidir. Böyle olursa ticaret helal olur. Böyle olmazsa ticaret haram olur. Ayette bakın an teradin diyor. Terada Arapçada tefaul kalıbından gelmektedir. Tefaul kalıbı İki taraf için kullanılan bir kalıptır. Bir işlemin iki taraftan gerçekleşmesinde söz konusu olur. O razı ben razıyım. Alan razı, satan razı. Hiçbir baskıya maruz kalmamış. Bu adamlar böylesi bir ticaret gerçekleştirirlerse hiçbir şekilde karşı tarafı zorlamadan malını alar alır veya satarlarsa o zaman böyle yapmış oldukları ticaret caizdir. Bu müstesnadır diyor Allahu Teala. Kardeşlerim, önemli bir şey söyleyeceğim. Yani cahiliye toplumunda yaşadığımız için böyle şeyler çok fazla. Şimdi bir insanın malının bizim zimmetimize geçebilmesi için mutlaka rıza olması lazım. Karşı taraf razı değilse, rızası yoksa senin ondan elde ettiğin bir şey helal olmaz. Mesela kesik atmak. Hemen cahiliyenize gidebilirsiniz mesela. Cahiliyede yaygındır. Güzel bir tesbih görür adam. Hemen kesik attım der. Malı alır. E i̇yi de ben razı değilim. Niye alıyorum benim malımı? Güzel bir kalem görür adam. Hemen kaleme el koyar. Güzel bir silgi görür talebe. Hemen talebeye kesik attım. El koyar. Kesinlikle haramdır. Caiz değildir. Ben razı değilsem, gönül hoşnutluğuyla sana vermiyorsam bu haramdır. O nedenle ister kesik atma deyin, ister başka at koyun fark etmez. Böylesi İşlemler, böylesi uygulamalar İslam'da caiz değildir, haramdır. Bu ayetin zahirine ve Allah Resulü'nün nice hadislerine ters olduğu için kesinlikle Müslümanların uzak durması gereken bir eylemdir. Şimdi dedik ya ticarette karşılıklı rıza olacak. Ayetin zahirine iyi dikkat edin. Karşılıklı rızalaşılırsa bu müstesnadır. O zaman birbirinizin malını almanız helaldir dedi. Ama burada bir problem var. Benim sattığım mal veya karşıdan alacağım mal haramsa ve iki taraf olarak ikimiz de bundan razıysak o zaman o zaman o zaman caiz değil de. Şimdi ayetten böyle bir şey çıkmıyor. Ayette helal olsun, haram olsun, karşılıklı rızaya dayanan ticaret helaldir manası çıkıyor. Velev ki satılan mal haram olsa da. Ama bu böyle mi? Hayır. Asla böyle değil. Çünkü biz şeriatın başka delillerinden anlıyoruz ki satılan malın helal olabilmesi tıpkı rıza şartına bağlı olduğu gibi helal olma şartına da bağlıdır. Helal olmalıdır benim sattığım mal. Ve yine ayetin ilk ifadesine döndürüyorum sizi. La te'kulu emvalekum beynekum bil batıl dedi Allah. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl yollardan bir tanesi de neydi? haram olan bir ticaret, haram olan bir şey satmaktı. Dolayısıyla ben haram bir şeyi sattığım zaman karşı taraf razı olsa da ben razı olsam da bu caiz değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Allahu Teala'nın bu ifadesini alıp da kardeşim alan razı, veren razı. Sana ne oluyor? Demek doğru değildir. Çünkü biz başka delillerden anlıyoruz ki bu haramdır. Böyle bir uygulama haramdır. Parçacı yaklaşmayacağız Kur'an'a. Yani bir şeyi alıp da onun üzerine hüküm bina etmeyeceğiz. O konuyla alakalı söylenmiş bütün delilleri ortaya koyup sonra sonuca ulaşacağız. Böyle yapmazsak sapıtırız. Böyle yaparsak Allah'ın izniyle hakkı bulmuş oluruz. Peki Allah bize ne dedi? İlla entekune ticareten ticari mal olması ticaret olması müstesna dedi. Mal kazanmanın tek yolu ticaret midir? Birilerinin malını cebimize indirmemizin veya zimmetimize geçirmemizin tek yolu ticaret midir? Hayır. Mesela hediye almak da karşı taraftaki bir insanın malını zimmetimize geçirmek demektir. Adam sana 300 liraya 500 liraya bir hediye alıyor, getiriyor, onu sana veriyor. Sen de onu aldıktan sonra artık bu mal senindir. O adam tekrar o malı alamaz. Senin zimmetine geçmiştir. Demek ki insanın zimmetine mal geçirmesinin tek yolu ticaret değildir hibe almak, hediye almak. Mesela komisyonculuk yapıyorsunuz. Komisyonculukta sen alıyorsun satıyorsun mu bir şey? Hayır. Alıp satan adama sadece aracılık ediyorsun. Yani sen alıp satmıyorsun bir şeyi. Sadece bir çaba ortaya koyuyorsun. Bunun neticesinde adamlar sana para veriyor. Bu da helaldir. Burada peki Allahu Teala niye özellikle ticaret demiştir? İlla en tekune ticareten demiştir. Çünkü kardeşlerim Ticaret mal kazanmanın en yaygın yoludur. Ticaret mal kazanmanın en yaygın yoludur. Allah da bu en yaygın olan şeyi yani geneli dikkate aldığı için ticaret demiştir. Onun haricinde de başka şeylerin zimmete geçirmek söz konusudur. Bu da olabilir. Sadece bu ifadeye takılarak işte ticaretten başka zimmete mal geçirmek doğru değildir gibi hatalı bir sonuca çıkmamız uygun olmaz. Bir şey daha söyleyeyim bu rıza ile alakalı. Şimdi Allahu Teala an taradim minkum dedi ya. Sizden karşılıklı bir rıza olması, rızaya dayanan bir ticaret olması müstesna. Rıza ne demek? Bakın, toplumumuzun bildiği rıza ile şeriatın bize öğrettiği rıza birbirinden farklı. Şeriatın bize öğrettiği rızaya göre bir insan baskı altında mal alıp satmıyorsa, herhangi bir üzerinde ipotek yoksa, iradesine ket vurulmamışsa, herhangi bir silah zoru yoksa, yani tamamen kendi özgün iradesiyle kendi isteği ve arzusuyla alıyor veya satıyorsa, şeriat buna ne diyor? Rıza diyor. Ama bakın, bazen Türkiye'de ticaret yapan insanlar kalbindeki rakama satamadığında veya kalbindeki rakama alamadığında ben bu işe razı değilim diyor. Ya sattık ama razı olmadım. Aslında şu fiyata satmak istiyordum. Şimdi biz bu işe rıza mı diyeceğiz? Rıza değildir mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz biliyor musunuz? Kardeşim silah dayadı mı adam sana bunu sana satarken veya alırken? Yok. Herhangi bir zorlamaya maruz kaldın mı? Yo. O zaman sende bir zorlama yok. Senin bu yaptığın işlem rızadır. Eğer sen gönlündeki rakama satamadığından şikayetleniyorsan Oradayken itiraz edecektin. Abicim ben bu fiyata vermek istemiyorum deyip meclis dağılmadan önce orada noktayı koyacaktın. O zaman senin dediğin rızasızlık olurdu. Ama sen meclisteyken malı satmışsın veya almışsın. Meclisten çıktıktan sonra pişman olmuşsun. Ya gönlümdeki rakama satamadım ben bu işe razı değilim diyorsun. E olmaz ki böyle. Şeriat bu işi kabul etmiyor. Şeriat bir adamı zorla, silah zoruyla veya bir başka baskıyla ticarete zorlanmadığı sürece onun söylemiş olduğu şey rıza sayıyor. Her ne kadar kalbinden aksini düşünse de kalbinden geçen rakam seni bağlar. Ticarette karşı tarafı bağlamaz. Eğer bağlayacaksa o mecliste söyleyeceksin. O meclisten gittikten sonra düşündüğün her rakam seni ilgilendirir. Karşı tarafı ilgilendirmez. Ve böylesi bir şey yine İslam nazarında rıza ile yapılmış bir ticaret kabul edilir. Evet. Ayetin üçüncü maddesine geldik. Rabbimiz buyurdu ki devamında وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürmeyin. Kendinizi öldürmeyin. Veya diğer bir tercümeyle birbirinizi öldürmeyin. Şimdi bu ifadenin iki şekilde anlaşılması da mümkün. Allahu Teala bu ifadeyle bize kendi nefsimizi öldürmeyi de yasaklamış olabilir. Bu ihtimal dahilinde. İnsanları öldürmeyi de yasaklamış olabilir. Bu da ihtimal dahilinde. Biz eğer ilk manayı esas alırsak, yani nefislerinizi öldürmeyin ifadesini kendimizi öldürmeyin manasında alırsak, o zaman kardeşlerim gerek intihar etmek suretiyle olsun, gerek bir başka yolla insanın kendisini öldürmesi, katletmesi kesinlikle caiz değildir. Haramdır. Bu ifadenin içerisine dahildir. Acaba sigara içmek buna dahil olur mu? Vallahi eğer istatistiklere bakarsak kesin dahil olur. Çünkü dünyada istatistiklerde sadece sigara nedeniyle yılda milyonlarca insan ölüyor. Yani sen sigarayı içtiğinde kesin ölüme gidiyorsun. O zaman içme kardeşim. Bu da bunun kapsamına Allahu Alem girebilir. Bu ve bunun gibi. Yani ip takmak olur, kurşun sıkmak olur, bıçak vurmak olur, bilek kesmek olur. Nasılsa işte bir insanın kendisini katletmesi bu yasağa dahildir. İkinci manaya göre birbirinizi öldürmeyin. Bu da bir Müslümana bizim el uzatmamız, onun nefsine kastetmemiz anlamına gelir. Bir Müslümanın bir Müslümana öldürme kastıyla el uzatması kesinlikle haramdır. Bakın burada önemli bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Ticaretin ardına Allah böyle bir şey getirmek suretiyle aslında neyi murad etmiş olabilir? Ey iman edenler Karşılıklı rızaya dayanan ticaretin haricinde birbirinizin malını almayın, satmayın ve birbirinizi öldürmeyin. Niye böyle bir şey getirdi Allah? Diyor ki alimler, hikmetini yine Allah bilir ama ticarette yapılan yanlışlar, ticarette yapılan hatalar, aldatmalar, hileler ve benzeri şeyler. Genelde insanları öldürmeye sevk ettiği için, genelde insanları karşı tarafa kötülük yapmaya ittiği için Allah böyle demiştir. Belki de böyle demesinin hikmeti budur. Allahu Alem. Yine ikinci mana üzerine bir incelik söyleyeceğim. Bakın ne dedi Allahu Teala? Ve la taktulu enfusakum. Nefislerinizi, canlarınızı, birbirinizi öldürmeyin. Allah birbiriniz derken nefis kelimesini kullandı. Niye böyle bir şey yapmış olabilir? Allahu alem diyerek yine devam ediyoruz. Kardeşler müminler tek bir can gibidir. Tek bir nefis gibidir. Allah senle beni ayırmadı. Müminler olarak hepimizi tek bir nefis kabul etti. O yüzden enfusekun bak birbirinizi nefislerinizi ha ben ha sen hiç fark yok. Birbirinizi öldürmeyin derken nefisler kelimesini kullandı ve böylelikle Müslümanların sanki tek bir vücut olduğu mesajını verdi. Şöyle diyebilirdi mümin mümini öldürmesin. Bir insan bir insanı öldürmesin. Ticarette alan satanı, satan alanı öldürmesin diyebilirdi. Böyle demek yerine nefislerinizi, canlarınızı öldürmeyin dedi ve böylelikle Müslümanların yek bir vücut olduğunu ima etti. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manayı vurgulayarak diyor ki: "Müminlerin sevgi ve merhamette örneği tıpkı bir ceset gibidir." cesedin bir uzvu eğer hastalanacak olsa diğer bütün uzuvlar sabaha kadar onunla beraber acı çeker. İşte nasıl ki bir uzuv hastalandığında diğer uzuvlar onunla beraber acı çekiyor, onun derdini paylaşıyorsa müminler de böyledir, böyle bir ceset gibidir dedi. O yüzden biz kardeşlerimizi can bileceğiz. Can, canı aldatır mı? Can cana nasıl ki kıyamazsa, Can cana hile yapamaz aldatmaz Yalan söylemez onun parasını Kendi cebine indirmeyi düşünmez Çünkü ha ben ha sen Aynıyız ya aynı nefsiz yani İnsan kendine kazık atar mı çok özür diliyorum E ben kendime yapmıyorsam bunu Niye kardeşime yapayım o ben çünkü Subhanallah bu da vallahi Acayip bir mana Son olarak kardeşlerim Rabbimiz dedi ki İnallaha kâne bikum rahima. Şüphesiz Allah Çünkü Allah size çok merhametli Bakın Arapçada emir fiillerinden veya nehi fiillerinden sonra gelen inne cümlesi illet bildirir. Allah dedi ki: "Birbirinizin malını yanlış yollarla yemeyin, birbirinizi öldürmeyin. Çünkü bakın bu inne illet bildiriyor. Çünkü ben size karşı çok merhametliyim. Ben size böyle merhamet ederken nasıl birbirinize zarar verirsiniz? Ben size karşı böyle şefkatliyken nasıl birbirinize eziyet edersiniz?" Kardeşlerim bakın Allah bize o kadar çok merhametlidir ki bu merhametinin gereği birbirimizin mallarını haksız yere yemekten alıkoymuştur. Ve yine bu merhametin gereği olarak birbirimizin canına kıymayı haram kılmıştır. Yani merhametinden dolayı yanlış ticareti, merhametinden dolayı canımıza kast etmeyi Allahu Teala haram kılmıştır. Ben size merhamet ettiğim için sakın siz bu iki hataya düşmeyin diyor. Müminlere merhametinden dolayı mallarını ve canlarını haram kılıyor. Evet, kardeşlerim bu ayet bize ne anlattığı, ne öğrettiği, biz bu ayetten ne gibi dersler çıkardık. Birincisi, mallarımızın Allah tarafından korunduğunu öğrendik. Allah koruma altına almış olduğu, olduğu mallarımızın haksız yere el değiştirmesini istemiyor. İki, haksız yere mal yemenin şeriatın batıl kabul ettiği bir usul ile yapılan her türlü alışveriş olduğunu, bunun da birçok şeklinin bulunduğunu öğrendik aldatma, hile, yalan, gasp, kumar, faiz bütün bunlar batıl yolla mal yemek kapsamındadır dedik. Üçüncüsü başka bir insanın malını onun rızası olmadan almanın haram olduğunu öğrendik ve bu bağlamda dördüncü olarak kesik atmanın da buna dahil olduğunu yani onun da haram olan haksız yolla elde edilmiş bir mal olduğunu öğrendik. Çünkü kesik atmada kesinlikle rıza ortadan kalkmaktadır. Beşincisi rızanın bizim toplumumuzda anlaşıldığı gibi değil zorlama olmaksızın ticarete onay vermek anlamında olduğunu öğrendik. Buna göre zorlamadan bir malı alan veya zorlamadan bir malı satan adam rıza ile alışveriş yapmıştır. Her ne kadar gönlündeki şeye satmamış olsa da. Altıncısı haram olan bir mal karşılıklı rıza ile alınıp satılsa bile yine de onun haram olduğunu öğrendik. Çünkü haram malın ticareti rıza ile bile yapılsa haramdır. Yedi, mallarımız korunduğu gibi canlarımızın da korunduğunu öğrendik. Sekiz, müminlerin tek bir nefis, tek bir can gibi olduğunu öğrendik. Ve dokuzuncu olarak, son olarak Allah'ın bize son derece merhametli olduğunu, bundan dolayı da batıl yollarla ticaret yapmamız ve birbirimizi öldürmemizi yasakladığını öğrendik. Rabbimden temennim, ticaretimizle Rabbimiz bize cenneti kazandırsın. Ticaretimizle Rabbimiz bize Rasulullah'a komşu olmayı nasip etsin. Ticaretiyle facir olan değil de ticaretiyle Rasulullah'a komşu olan bahtiyar kullardan Rabbim bizleri kılsın. Rabbim hiçbir zaman haram yolla ticaret et, yapmayı bize nasip etmesin. Kardeşlerimizi aldatmayı, kardeşlerimizi kandırmayı, kardeşlerimize hile yapmayı Rabbim bize göstermesin. Ticaret yapacaksak onu en uygun yolla, en usulüne uygun metotla Resulullah'ın sünnetine uygun bir şekilde yapmayı bizlere nasip etsin. Ve Rabbim bu dünyada ne bir Müslüman'ın kanına elimizi bulaştırsın, ne de kendimize bir zulüm yapmayı nasip etsin. Ve böylelikle Allah bizi her türlü haksızlıktan muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.